Sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Alo? Anne? Pardon ya. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Sağ ol anne, sağ ol. Ben de arayacaktım da işte. Saat farkından dolayı. Sağ ol anne, sağ ol. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Babam ne yapıyor? Ha, daha dönmedi. Anladım. Tamam şimdi. Tamam. Tamam sağ ol. İyi bakarım anne sağ ol. Tamam. Ya şimdi sana çok yazmasın da ben sonra birazdan seni arayayım tamam mı? Tamam. Hadi ellerinden öperim anne hadi. Hadi ben arayacağım seni hadi görüşürüz. Tamam anne sağ ol. Tamam teşekkürler. Hadi görüşürüz. Vay be. Kaç yıl olmuş. Ne güzel bir bayram sabahıydı. Of. Selalar okunurken uyandırırdı annem beni. Gidecek misin babanla? Şimdi düşünüyorum da onun o şefkatli sesiyle uyanmayı ne kadar özlemişim. Zar zor, isteksiz ama içimde yavaş yavaş artan bir heyecanla kalkar, abdest almaya giderdim. Babaannem çoktan namaza durmuş olurdu her zamanki gibi. Şükür namazı herhalde. Can. Hadi nur yüzlü güzel, güzel annem. Nasıl da özenle giydirirdi beni. Okşar, sever, güzel güzel büyük bir adammışım gibi sohbet ederdi. Rüyalarımı sorardı. Benimse aklım giysilerimde olurdu. Bayram yerini hayal ederdim. Hele o yeni ayakkabılarım. Çok yakışıklı oldu. Of. Ne kadar sevmiştim onları. Bir an evvel giyip hemen sokağa çıkmak isterdim. Yaprakçığım, can hazır mı? Babamsa her zamanki gibi kendinden emin bir edayla kutsal bir emaneti alırcasına
beni annemden alır ve elimden tutarak yola koyulurduk. O yıl zannedersem Sultanahmet Camii'ne gittik. Aslında her yıl babam beni başka bir camiye götürürdü ama nedense o bayramda nasip Sultanahmet Camii'ymiş. Sabahın o sessizliği, kuş sesleri, köpek havlamaları bende hala özel bir müzik duygusu uyandırır sanki. Bizim gibi bayram namazına gidenler hariç incin top oynardı sokaklarda. Garip bir duygu kaplardı içime her seferinde. Cami çok yakın değildi ama babam nedense hiç otomobil almadı şimdiye kadar. Nasıl alsın adam memur maaşıyla? Biz el ele değişik sokaklardan geçerek, yürüyerek gitmiştik o bayramda Sultanahmet Camii'ne. Sabahın o gizemli, giderek açılan maviliği, bu sokaklardaki yalnız ışıklar bende hep tarifsiz duygular uyandırmıştır. Babam yolda nedense eskilerden bahsederdi. Dedemi anlatırdı özellikle. Onun görev yaparken bir eşkıyayı nasıl dize getirip dağdan indirdiğini, bir oturuşta çeyrek tepsi baklavayı nasıl bitirdiğini, Karaköy'de kaçan kurbanlık bir boğayı nasıl elleriyle yakaladığını anlatırdı. Gazetelere bile çıkmış. Annem, yani evin gelini, yemeğini bitirmeden sofradan kalkmazmış dedem. Ben her bayram benzer ve tekrar eden hikayeleri hayranlıkla dinler, aklımdan hep dedem gibi olmayı geçirirdim. Camilerde ne zaman heybetli, nur yüzlü ihtiyarlar görsem, dedem aklıma gelir. Kapalı dükkanların, insansız masaların görüntüsü ve benim o bomboş sokaklarda güle oynaya yürüyebilmem garip bir özgürlük duygusu bırakmıştır içimde. Babam tarihle de ilgili bir adamdı. Geçmiş kültürümüze ilgisi yoğundu. Zaman zaman beni durdurur, özel mekanlar ve yapılar hakkında kısa ve özlü bilgiler anlatırdı. Aslında hikaye ederdi çünkü bana masal gibi gelirdi anlattıkları. Sabah ezanını duyduğumda camiye yaklaştığımızı anlardım. Of, ne güzel sestir o, ne güzel müziktir. Hiç unutamam o sabah ezanlarının benim üzerimdeki etkisini. Babam sağlamcı bir adamdır. Yer bulamayız korkusuyla hep erkenden gitmişizdir camilere. Biz çok da erkenci sayılmazdık. Bizden önce de epeyce cemaat gelmiş olurdu. Ama ezan okunduğunda çabucak dolardı hatırladığım kadarıyla. Babam öğretmenliğini sabah namazı başlayıncaya kadar devam ettirir, caminin tarihi ve benim göremeyeceğim ince ayrıntılarla ilgili bilgiler verirdi. O çocuk aklımın Sultanahmet'in güzelliği ve heybeti karşısında karıştığını hatırlıyorum. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa ismini hiç unutamadım. Birden kendimi sabah namazı için ayağa kalkmış bulurdum. Babam uyandırırdı herhalde beni bu rüyadan. Bugün düşünüyorum da o kalabalığın içinde dualarla namaz kılmak ben de büyük bir adam olmuşum hissini uyandırırdı. Bu ilk bayram namazım gerçekten çok özeldi benim için. Babamın yolda camiyle ilgili anlattıkları kafamın içinde dolanıp duruyordu. Başımı secdeye her koyduğumda camiye adını veren Sultan Ahmet'in caminin mihrap temeline kazma sallayıp
kesesinden çıkardığı mücevherleri gömmesini hatırlardım. Bir diğer unutamadığım şey ise o gün dinlediğim vaazdır. Ne zaman annem ve ablam aklıma gelse o vaazı hatırlarım. Ben bunları düşünürken birden bayram namazı davetiyle uyanırdım. Ellerimi sallamak ve bağlamak sırasını karıştıracağım diye pür dikkat sağımı solumu kontrol ederdim. Allah büyüktür, Allah ekberdir. Babam her zaman tek rehberin Kur'an olsun der, temel bilgiler verirdi. Ara sıra uykusuzluktan dalar giderdim. Esneminin ayıp olduğunu öğretmişti annem bana. Ama Allah'tan hiç kimse görmezdi ve beni yine Sultanahmet'in o Firdevs misali nakışları içine çekerdi. Namaz bittiğinde selam verme vaktini heyecanla beklerdim. Sırf o ilahi, o müthiş beste, saltanatlı tekbiri dinlemek büyük, çok büyük bir haz verirdi bana. Sadece kurban bayramlarında kurbanlığın başında okunurken dinlemeye dayanamaz, ağlayarak kaçardım orada. Büyük Itri, ne müthiş eserler bırakarak ölümsüzlüğe kavuşmuş. Ne mutlu ona ki milyonlarca ağızdan söylenen ve hiçbir zaman dünya üzerinden kaybolmayacak bir besteyi yapabilmiş. Dalıp gittiğimde Mevlana ile Yunus'un karşılaşmalarını hatırlardım. O müthiş kubbenin altında Itri'nin ilahisini konuşurlardı sanki. Ve benimle birlikte aynı camiye gelmişlerdi. Dua başladığında genellikle hep annem için dua ederdim. Neşe. Neşe kızım. Neşe. Anne. Günaydın. Hadi kızım, bugün bayram. Babanlar da gelir biraz. Hadi anne, hadi. Tamam anne. Namaz bittiğinde kucaklaşmalar, bayramlaşmalar faslı en sevdiğim anlardır. Babamla hocanın ve büyüklerin bayramını kutlamak için sıraya girerdik. Nedense koca koca amcalar el öptürmez, elimi sıkarlardı. O bayramlaşmalar benim de sıraya girmiş önemli bir adam olduğum hissini yaşatırdı bana. Aynı anda dışarıda büyük bir coşku yaşanırdı. Ya Rabbim,
Ne muhteşem anlardır o anlar. Cami çıkışında yavaş yavaş karnımın acıktığını hissedince annem aklıma gelirdi yine. Kim bilir ne müthiş bir sofra hazırlamışlardır. Hele o benim sevdiğim çörekler de bayramda özellikle yapılırdı. Babam cami sonrası hiç ihmal etmezdi dedemi ziyaret etmeyi. Mezarlık girişindeki selam verişini, merhaba ey burada yatanlar, merhaba ey mefdalar lafını hiç unutmam. Yoldaki çiçekçiden bir küçük karanfil almayı da ben ihmal etmezdim dedem için. Mezarlar ibret yerleridir derdi babam. Bir gün hepimiz buraya geleceğiz derdi. Pek anlamazdım o zamanlar ne demek istediğini. Başka bir kutlama merasimi de evde başlardı. Ve ben başka bir dünyaya geçerdim sanki. Anneciğim, iyi bayramlar, nice bayramlara. Bayramlaşmalarda annemin babamın elini öperken yaptığı ince nazireleri pek anlamazdım. Ama annem hala babamın elini öper bayramlarda. Harçlık. Kısa bir cami, namaz ve mezarlık sohbeti olurdu aramızda. Babam ölülerin de selamını getirirdi. Onların da size selamı var derdi. Ben hep şaşırırdım. Babaannemin benimle sohbet etmesi yerine aklım hep vereceği parada olurdu. Üstelik sofra da hazır. Hadi bakalım sofraya uzun. Ya Rabbim, hala gözlerim yaşarır hatırladığımda. Öyle bir bayram sofrasının hasretiyle. Of, of, kaç yıldır uzağım. Sofra da sofraymış ama. O sofra her zamanki sofra değil, bir şölen sofrasıydı. Evde ne varsa değil sadece, o sabaha özel alınırdı bazı şeyler. Annem fırsat bu fırsat benim çok yemem için durmadan çalışırdı. Babam ablamla yumurta kırma oyununu bayramdan bayrama oynardı. Bizse ablamla kahvaltı sonrası önce yakın akrabaları ziyarete çıkardık. Bir şefkat ve sevgi seliyle karşılanırdık. Halalarım da, teyzelerim de, komşularla da. Her ev aynı bizim ev gibi tertemiz, pırıl pırıl olurdu. Misafire kapılarını her an açmaya hazır bir ev olduğu hissedilirdi. Komşulardan da Hande'yi hiç unutamam. Hande'lere gitmek için ablamı zorlardım. Hatta halamlardan bile önce gitmek isterdim ama söyleyemezdim işte. Şimdi ne babasının ne annesinin ismi aklımda. Ama Hande'yi hiç unutmadım. Kim bilir ne kadar büyümüş, güzelleşmiştir şimdi. Hande'yi ancak bayram yeri unuttururdu bana. Harçlıklarımız epey çoğalınca hemen ablamla en yakın bayram yerine giderdik. İşte orası anlatılamaz. Hiç ayrılmak istemezdim. Biz çocukların cennet tanımı olsa olsa buralar olurdu. En sevdiğimiz şeyler... Hem de o kadar bol ki. Ablam gelecek yıllarda benimle gelmez oldu. Ben büyüdüm diyordu ya. Sevgili ablacığım, ne güzel günlerdi o günler.
Oysa ben bugün bile o zıp zıplarla zıplamayı özlüyorum. Cebimde param kaldıysa tabii. Blaming him personally in Glasgow. Where- İşte Süleymaniye, dillerden düşmeyen muhteşem eser. Ve işte haşmetli bir sanatla vecd dolu bir imanın kurduğu ilahi yapı Süleymaniye. Sadece Mimar Sinan'ın bir eseri değil, bir dünya şaheseri. Ve her bayram yeniden hatırladığımızda kulağımızdan gitmeyen büyük üstad Yahya Kemal'in mısraları aklımıza geliyor. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip bir alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Yani aslında Yahya Kemal Süleymaniye'de bayram sabahında bir neferi anlatır. O neferin şahsında Anadolu'da ve Rumeli'de bizim tarihi varoluşumuzu nasıl gerçekleştirir? Yani tarihi maceramızı anlatır. Zaten Süleymaniye'nin içine girdiğiniz zamanlar müthiş bir duygu bütün benliğinizi sarıyor. Süleymaniye o kadar büyük haşmetiyle sizi kesinlikle sıkmaz. O kadar önemli detaylar vardır ki, çok insani boyutlar vardır. Orada hiçbir zaman ezilmezsiniz o yüce mimarinin altında. Yahya Kemal'in nazarında her şeyiyle Türk kültürünün özetlendiği abide olarak görüyor. İşte bu o abidede camiye girerken sadece camiye giren Müslümanların ayak seslerini duyuyor ama aynı zamanda gökte kanat sesleri duyuyor. Camiye girenler sadece canlılar değil, aynı zamanda ruhlar. Aşk ikliminin hüküm sürdüğü bir yeryüzü cenneti diyor bayram zamanlarına Saadettin hocamız. Bu duygu öylesine bir aşk ve coşku dolu bir duyguydu ki bu zamanlarda köleler azat edilir, mahkumlar affedilir ve kuşlar kafeslerinden özgür bırakılırlardı. Bayram gerektiği gibi bayram gibi yaşanıyordu.
daha kısa bir kelimeyle aşk ikliminin hüküm sürdüğü bir atmosferdi o. İnsanlar bütün günleri bugüne kıyaslan söyleyeyim, bir bayram neşesi ve neşvesi içinde yaşarlardı. Çünkü onlar hayatı severlerdi, hayat da insanları severdi. Ama işte Ramazan'da 3 gün, Kurban'da 4 gün bir neşe, heyecan olurdu gelenle gidenle. Zaten bayram dendiği zaman Türkçe'de akla gelen çağrışımlar, anlamlar sevinç, şetaret, merhamet, yaşama sevinci, bunlara gelir. Her evde bir lambanın uyandırıldığını ve her evde adeta sessiz bir acelenin var olduğunu hissederdik. İnsanın duyguları biraz bayrama yakın şey oluyor ya, hani bayram geliyor, nedenini anlamadığımız böyle bir heyecanı sarıyor ya da bir hoşluk oluyor. Bunlar beni çok hatırlatıyor Japonya'daki bayram arifesini ve hoşuma gidiyor yani, hiç yabancı kalmıyorum. Bayram yaklaşırken herkesi bir telaş alır. Sanki eve gelecek ağır bir misafiri karşılama heyecanı sarardı. Zengini, fakiri, yaşlısı, genci bayram geldiğinde alışveriş yerlerini doldurur. Özellikle bayram alışverişine çıkarlardı. Şekerler, baklavalar alınır, bütün yüzler gülerdi. Cami ve mescitlerin kandilleri yakılır, mahyalar birer ince gerdanlık gibi gökyüzünü süslerdi. Bazı yabancı seyyahlar seyahatlerini Ramazan'a ve bayrama denk getirmeye özel dikkat ederler Batılı gezginler. Bir kısmı mesela Müslüman bayramlarını İstanbul'da gözlemlemişler ve Noel'e benzetmişlerdir. 1840'larda Türk ordusunda görev yapan Mareşal Helmut von Moltke bayramlarımızı Paskalya'ya benzetiyor. Sevinç, tebrik ve hediyeler bayramı, herkesin alıp verdiği bir bayram diye yazıyordu anılarında. Sarayda ise bambaşka bir bayram havası olurdu. Saraydaki bayramlar da ilk önce bayram namazına daha öncesinden gidilir. Bu namaza gidilme de böyle büyük bir şölen, bir alayla yapılır. İnsanlar işte çok yaşa padişahımız gibi onu karşılarlardı. Ondan sonra gidip büyük camilerden birini bayram namazını eda ederdi. Sarayda bir özel bayramlaşma faslı var. Önce padişah yüksek görevlileri kabul ediyor, işte sadrazam, şeyhülislam bayramlaşıyorlar. Topkapı Sarayı'nda divan meydanına, yani bugün kubbe altı dediğimiz meydanda taht kurulur ve o tahtta da işte devlet erkanı padişahın bazıları etek öperler, el öperler. Sonra bayramlaşma haremde yapılıyor. Haremin en büyük salonunda. Bu hünkâr sofası Topkapı Sarayı'nda. Harem dairesinde haftalar önceden, ondan sonra mekanlar temizlenir. Yeniden nakışların değiştiği, bir takım ilavelerin, işte kumaşlar alınır. Ondan sonra oturma grupları hazırlanır. Cariyeler, elbiseler dikilir. Yani Hanım Sultan başkanlığında tabii. Ramazan esnasında bütün halk, yani bütün sarayda yeni giysiler dikilirdi. Arife gün herhalde bunları giyerlerdi. Bu küçük kızları bilhassa sağa sola koşarken bunları Arife çiçekleri derlerdi. Şehrin nasıl yaşadığı, bayramı nasıl yaşadığı önemli. Bayram yerleri kuruluyor özel olarak. Ve bu bayram yerlerinde dönme dolaplar, atlı karınca dediğimiz salıncaklar kuruluyor. O kadar zengin bir alan ki bu. Ve burada erkekler, kadınlar, çocuklar hepsi bir arada eğlenebiliyorlar. Gerçekten de bayramların ortak özelliklerinden en belirgin olanı topluca yapılan eğlencelerdir. Özellikle Şehzadebaşı, Direkler Arası ve Çemberli Taş semtleri adeta panayır yerine döner, gündüz ve gece
yaşlı, genç buralara akın ederdi. Karagöz ve orta oyunu bu eğlencelerin en gözde olanlarıydı. Annem Ermeni, babam Türk. Bizim senede 4 bayramımız olurdu. Kırmızı yumurta, üzüm bayramı, şeker bayramı, kurban bayramı. Yani İstanbul'da Müslümanlar, Müslüman Türkler vardı. Yahudiler vardı, Ermeniler vardı, Rumlar vardı. Bunların hepsinin kendilerine göre kutsal günleri vardı. Bayram anlamında kutsal günleri vardı. Ve hepsi birbirinin kutsal gününe büyük bir saygıyla yaklaşır. Adeta onu kendisinin bayramıymış gibi yaşardı. Annemiz bizi zorla camiye yolladı. Yani Rum olduğu halde kendileri kiliseye giderler. Yılbaşına yakın bir yurtuları vardı. Kapı kapı dolaşırlardı, şarkı söylerlerdi. Meşabes paregen tan yigav, hıntalu, hagalu, yenkarkav. Yani bunu söyleyeyim Türk arkadaşlarım. Yani Türk Ermeni, Rum hep beraber. Yani bu bir efsane değil, bu gerçektir. Mesela meşhur Fransız şairi Nerval. Bildiğiniz gibi Doğu'ya Seyahat diye bir kitabı var. De Nerval Ramazan'da İstanbul'u ziyaret ediyor. Ve hayretler içinde anlatıyor. Diyor ki, yani burada bayramlar sanki herkesin bayramı. Katiyen Müslüman, Hristiyan ayrımı yoktur. Herkesin evi herkese açıktır. Babaannem annemi çok severdi, bize gelirdi. Annem ona kışın soba yanardı, çaydanlıkla su koyardı. Sakın soğuk suyla abdest alma, üşütürsün derdi. Ve kendi elinle hem iftarı hazırlardı hem sahuru hazırlardı. Biz kendiliğimizden, anneler babaları öyle öğretmiş, bayram sabahı bir noktada toplanırdık. Ve mahallenin en yaşlısından başlayarak tebrike giderdik. Ben o zamanlar hiçbir şeyin farkında değildim. Kim Hristiyan, işte kim Alevi. Böyle şeyleri bilmiyordum. Bayram, bayram da herkesin bayramı da eşitti. Ve hepimiz herkesin bayramını sırayla kutluyorduk. Mesela benim arkadaşlarım vardı, Ermeni, Rum arkadaşlarım vardı. Emin olun ki Ramazan gününde, Ramazan'da yemek yemezlerdi. Yanımızda katiyen sigara içmezlerdi. Hiç. Ta iftar, sanki onlar da bizim gibi, oruçluyumuz gibi iftar saatini beklerler. İftar saatinde evlerine yemeğe giderlerdi. Bu kardeşlik ve hoşgörü ülkesinde, yani İstanbul'da öylesine zengin anılar vardır ki, yolunuz büyük dereye düşerse 70 yıllık Niko Usta'nın dondurmasını yemeden sakın geçmeyin. Niko Usta İstanbul'dan memleketine dönerken dükkanını çırağına devretmekle kalmıyor, üstelik işletme parasını da cebine koyuyor. Pastacı Niko vardı bizim. İskenin içinde. Niko'nun çırağıydı. Sabri diye bir arkadaşımız vardı. 14 sene, 18 sene mi ne onun yanında çıraklık yaptı. Niko burayı bırakıp giderken, bak yani insanlığa bakın. O dükkanı bir çöp almadan hepsini Sabri'ye bıraktı. O bana dükkanı devrettiği zaman bana şöyle dedi. Evladım dedi, bak dedi. Temiz çalışacaksın, dürüst çalışacaksın. Aynen benim gibi çalışırsan benim ismim daha kalacak dedi. Tabii dedim, daha iyisini yaparım. Al şu parayı da dedi ve rahat kışı geçir dedi. Bizde anuşabur denen bir tür aşure yapılır. Anneannem bu aşureleri bir de 2 gün sürer onun yapması. Çok da hani böyle hoş bir zahmettir onu yapmak. Bittikten sonra bütün işte özel kaplara ayırırdı. Ondan sonra birer birer bana taşımak düşerdi. Hadi bunu al, de kim şuna götür, buna götür. Ve ben elimde yani bizim Noel ya da başkasının Noel böyle bir ayrım bilmeden elimde kaplarla anuşabur dağıtırdım. Orada mahalle bir kere mahalleli bir ucundan bir ucuna gelip kutlama yapılırdı. Bu olsun Müsevi Bayramı'nda. Olsun Müslüman bayramında. Ramazan'ı kutlamak biz çocukken büyük bir keyifti. Çünkü akşam ekmek yenmeyecek, pide yenecek. O gün o pideyi beklerdi. Bir ay pide yiyeceğiz diye. Büyük bir keyif alırdık. Kendi yazıhanemde ben gider alırdım. Bir işçiye de demezdim ki işte bana ekmek al, şunu al, bunu al diyemezdim. Çocukluğun verdiği utanç vardı. Bakın Kuzguncuk'ta hatırlayacaksınız. Cami
havra ve kilise yan yana yapılmıştır. Hala da mevcut. Bir şey yok. Herkes kendi dininde, hani gayrimüslimin vefatında da dinince dinlensin, toprağı bol olsun der Müslümanlar. Vefat edince buradan kaldırdık cenazesini. Dediğim gibi buradan Şişli'ye gittik. Şimdi oradaki papazlar şaşırdı. Buradan aşağı yukarı 50 kişinin üzerinde Türk olarak, Müslüman olarak gittik. Tabutu biz kendimiz taşıdık. Defnedildi. Bir şaşırdı papazlar. Siz dedi kendinize göre bir hatim indirir misiniz? Orada da o işi yaptık. Uzun zamandır gitmişlerden birisi döner bir Rum. Ayık hanımından beraber yaşlıca. Orada İstanbul'a giderler. Adam pat diye düşer ölür. Tabi savcı falan gelirler. Şeye kaldırırlar. Burgaz'a haber gelir. Burgaz'a haber gelir. Herkes tanıyor muhteremi. Ne yapar? İmam atlar, papaz atlar, motora ve Türklerle kalan 3-5 Rum giderler. Savcı şaşkındır. Cenazeyi teslim edecek olan şey morgdaki adam da çabuk. Hayatımda şimdiye kadar ben hem imamla hem papaza cenaze teslim etmedim. Ya bu nasıl şey? Yani bu da yeni, bu da tazedir. Çok tazedir. Derler ki insan hayatının kıymetini bilmek için ya mezarlık yahut da hastane ziyaret etmeli derler. Bu çok doğrudur. Ben hep çevreme demişimdir ki ayda bir gün bir hastaneye uğrayayım birkaç saat şöyle dolaşın da çıkın. Zaman zaman da belki kayıplarımızın mekanına gidip sonu da idrak etmek bence hayata bakış açısını çok mükemmel hale getirecektir. Bakacaksın ki bir tane ben yokum. Dünyayı sana hani hayatta olanların bayramı tebrik edildiği gibi sanki kaybettiklerimizi de bayram dolayısıyla almış oluyoruz. Mezarlık ziyareti bu şekilde. Ondan sonra da canlı ziyareti. Önce ölülerimizi, bu yaşamda bulunmayanları kutlarız, tebrik ederiz. Ziyaret etmek çok güzel bir şey. Onlar bizi görüyorlar. Tabii selam veriyoruz, selamımızı alıyorlar. Yakın insanlarımız gitmiş. Eksilenler var. Eksilenlerin yerini tamamlamak çok zor. Onun yerine kimse gelmiyor onların yerine. Kabirde olanların yani çoğunu galiba unutmuş insanlar. Ve ben de bu unutmuşlardan olmayan diyorum. Her gün ölümü hatırlamak lazım yani. Ben ölümü sadece mekan değiştirme olarak görüyorum. Yani pek fazla insanlar üzerinde etki yapmaması lazım. Neticede ölmüyoruz yani. Ölüm bu. Herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, ne zaman, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Bu toprakların kültüründe yeraltıyla yerüstü arasında öyle çok bir ayrım gözetilmez. Ölüm bir başka mekana geçiştir sadece. Peki ya yer üstünde yaşayan ama gözlerimizden uzak kalan yoksul ve muhtaçlar, kimsesizler, çaresizler, işte onlar. Onlar bizim vicdan yaralarımız. Resmi, gayri resmi birçok kurum arasında şefkat yuvası Darül Aceze bir simge olarak karşımıza çıkıyor İstanbul'da. Ve hayatın bu karmaşıklığı içinde bayramdan bayrama da olsa bizlere onları da hatırlama fırsatı veriyor. Sağlıklı olan her kişiye her gün bayram. Bayram gerçekten de çocukların hakkı. Ve en çok çocuklar sevinir bayramlarda. Çocuklarımız, yavrularımız. Onların sevinci dünyanın sevincidir aslında.
ve bir büyük üstadın dediği gibi, çocuk olmadan, çocuk gibi saf, tertemiz ve çıkarsız olmadan cennetin kapısını çalamazsınız. Kankalar, ne olur anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp bayram yerine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri alırım. Kargalar, ne olur anneme söylemeyin. Orhan Veli'nin şiirinde de böyle bayram yerine gönderilmeyen bir çocuğu kaçarak Selasker dairesine, yani Bayazıt'taki bayram eğlencelerine gidişi anlatılıyor. Bu da çok hoştur. Yani bayramların çocukların hayatında ne kadar önemli yer işgal ettiğini anlamak bakımından Akif'in bayram şiiri, Fikret'in Haluk'un bayramı şiiri ve Orhan Veli'nin bu şiiri çok önemlidir. Tabii çocuk olarak bir heyecan duyardık. Bir defa yani herkesin muhtat olmayan bir saatte kalkmak o çocuklara bir heyecan verir. Bir de sükunet o ayrı bir güzelliktir hayatta. Çocuğun bu bayram sevincini ifade etmek üzere Türkçe'de bayram çocuğu gibi diye bir deyim ortaya çıkmıştır. Bir şeye çok fazla sevinen, mutluluk hisseden insana bayram çocuğu gibi deriz. Ben tabii yabancı uyruklarıyım ama burada yaşadığım zaman beni de kabre ettiler sağ olsunlar ve aynı apartmanda yaşayan bir teyze dedi ki şeker bayramında hani kapı çalanları olacak, korkma, bunlar hani mahallenin çocuklardır, bizim geleneğimize göre şekerleri dağıtıracak dedi. Ben de onu duyunca tamam ben de hazırlanayım dedim. Böyle tabii hoşuma da gidiyor, böyle rengarenk küçük küçük şekerleri aldım ve eve hazırladım. Gelince dağıtıyordum. Bir de büyük annemin arkadaşları vardı, yaşlı dul hanımlar. Teravih namazına her gece bir başka camiye giderdi. Fakat daha küçüktük, namaz filan kılmasını da bilmiyoruz. Saklambaç oynarız. Herkes secde ettiği zaman kalkar etrafa bakarız. O kadar çeşitli oyunlar oynardık. Bir kişiden azar işittiğimi duymuyor, hatırlamıyorum. Teravide biz çocuklarda yer kalmadığı için merdiven ayaklarına. Bizden beraber Rum arkadaşlarımız da gelirdi. Bizden beraber o merdivenlere otururdu. O duaları dinlerlerdi. Çünkü çıktıktan sonra birlikte oynayacağız yine. Özellikle İstanbul'da bayram yerleri kurulmuş bir zamanlar. Çocuklar için bu büyük bir sevinç kaynağı. Müthiş bayram yerleriydi. Ve bunlar o mekanlar belirli isimleri olduğu halde. Mesela benim yaşadığım Karagümrük civarında Kurdağ diye bir yer vardı. Mehmet Akif'in bayram şiiri. Tam da Mehmet Akif'in çocukluğunun geçtiği Fatih semtinde kurulan bayram yerini anlatır. O salıncakları, atlı karıncaları, macuncuları, yani o bayram yerinde o curcunayı, o sevinci, o neşeyi yansıtan her şeyi o şiirde anlatır. Fikret'in de Haluk'un bayramı şiiri vardır biliyorsunuz. Orada da bir yetim çocuk. Haluk'a bildiğiniz gibi Tevfik Fikret o şiirde şu güzel kıyafetlerini, bayramlık kıyafetlerini çıkar da biraz da o çocuk seninsin der. O yıllarda yetim çok. Yani birbiri ardında bir yığın savaştan çıkmışız. Cepheye gidenler gitmişler ve dönmemişler. Yani Akif'in bayram şiiriyle Tevfik Fikret'in Haluk'un bayram şiiri aynı duyguda birleşir. Nedir? Bu işte aynı zamanda bayramlarda yaşanan yardımlaşma ya dayanışma duygusunu o sıkıntılı yıllarda daha bir anlam kazandığını ifade etmesi bakımından önemlidir. Büyülü bir kenttir İstanbul. Söze sığmaz, tarife gelmez. Gönül gözüyle bakana sır verir. Hayal, mucize, gerçek ve zaman dışılık şimdiki anda yaşanır İstanbul'da. İstanbul, şair Nedim'in dediği gibi, bu şehr İstanbul ki bir müslü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. İstanbul, tanımsız ve ölçüsüz değeriyle yüzlerce yıldır bu zümrüt gezegenimizin süsü abidesi, göz bebeği İstanbul. Ona layık bir vatandaş olmak, ona layık bir dünyalı olabilmek nasıl bir şey? Yani İstanbullu olmak, çınarlı, kubbeli, masmavi bir limanda yaşamak. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman. Bu şehrin macerası çok.
Yani bu macera sadece 1453'ten sonra olan bir macera değil. Daha evvelden de büyük bir macerası var. Bu bir Roma şehri ama bir Doğu şehri aynı zamanda. Bir Grek şehri bu. Bütün bu kültürel birikimin, buradaki bütün tarihi ve sosyal maceranın bileşeni, bileşkesi, muhassalası İstanbul'dadır. Onun için İstanbul ciddi manada modern zamanlara ait bir ülkedir. İstanbul'un zaten cazibe merkezi oluşunun sebebi çok kültürlülükten kaynaklanıyor ve tarihi mazisinin çok zengin olmasından kaynaklanıyor. İstanbul herkesten çok daha büyük, çok daha güllü ve çok güçlü düşünceleri bir arada barındırıp kendi hayat şeklini devam ettiren bir ülke. İstanbul ezan söylendiğinde Hristiyanların haç çıkardığı tek ülkedir. Mısır'a gittiğim zaman El Ehram gazetesinin editörü olan üst seviyede bir bey beni yemeğe götürdü. Gittik. Bir bakıyorum dolma, bir bakıyorum beyaz peynir, bir bakıyorum bilmem ne. Dedim bu Türk yemeği bunlar. Ben Mısır yemeği istemiştim. Biraz da hınzırlık olsun diye. Ondan sonra böyle şakalaştık filan. Bu beyaz peynire ne dersiniz dedim. İstanbul'i dedi. Allah Allah. Yani İstanbul'a ait, İstanbul'dan demek. Biz dedi güzel olan her şeye İstanbul'i deriz dedi. İstanbul işte öyle bir özel yer. Bütün denkler, bütün kültürler, bütün şeyler bir bardağın içinde. Hepsi karışmıştır ama renkler beraber vardır. Ben bir Japon olarak, bir başka bir dine mensup bir insan olarak sizi sevmeniz, sizi anlamaya çalışmam, sizi yakın düşünmemin daha önemli, daha değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim bu şehre aidiyet duygum mesela her geçen gün artıyor, azalmıyor. Şimdi İstanbul'dan mesela göç etmek isteyenler oluyor. Hani önlerine Paris, New York falan gibi hedefler koyuyorlar. Ben bu yani Allah'ım delirmişler diye bakıyorum. Yani İstanbul'a kıyaslanır mı o şehirler? Kıyaslanmaz. İstanbul'daki zenginlikle, İstanbul'daki enerjiyle yani asla kıyaslanmaz. Hani epey dünyayı geziyorum, görüyorum ve her seferinde İstanbul'u daha çok takdir ediyorum, daha çok seviyorum. Eleni vardı, Yorgun'un karısı. O da Tarabyalı. Biz diyor, Rum, Ermeni, Musevi, Türk, İstanbullu olan bu insanlar diyor, dünyanın hiçbir millete benzemezler diyor. Bunlar ayrı bir millet diyor. Dünyanın nereye giderseniz gidin, İstanbullu her milletten ayrıdır diyor. Kız aynen, elini bana aynen böyle söyledi. Efendim, İstanbullu olmak, İstanbul'un her şeyini kabullenmekle başlar. İstanbul, dünyanın en güzel şehri, kim ne derse desin, her şeyle, pisliğiyle dahi kabili kıyas değil, çok yerde dolaştım ama İstanbul gibisi yok, benim için cennet. Şu anda gördüğüm resim size çok ana hatta gelir söyleyeyim. Kapitalist zihniyet İstanbul'da Ramazan'a ait bütün değerleri alıp satmakla meşgul şu anda. Bize çok kutsal bir vakit olarak öğretilen iftar anını dahi alırız ve satarız. Benim çocukluğumdan bugüne düşündüğümüzde bayramımız da Ramazan'ımız da eskiye göre daha iyi olmaya başladı. Beraber yaşama duygusunun bugünkü modern dünyaya rağmen daha iyi bir noktaya geldiğini görüyorum. Nasıl anlatsam böyle bir şaşırttı beni hani o çocuklar. Hani bayramınız kutlu olsun deyip şekerini arıp sevinerek gitmeleri beklerken kapıyı açar açmaz mani diye elleri böyle hani 5-6 tane elleri gelince ne uğradım şaşırdım. Artık aslında bu da yok galiba. Son 2 senedir dikkat ediyorum. Şeker para neyse hani kapıyı çarıp istemeye gelen çocuklar da yok. Yani bu kültür kaybedildi mi? Bana sorarsanız kaybedilmedi, hala yaşanıyor. Kimlikler bu kadar vurgulanınca
etnisite bu kadar öne çıkınca doğal olarak herkes kendi aidiyetiyle hareket ediyor. Sanki hani bana mesela işte Ramazan bayramında bayramın kutlu olsun denemezmiş gibi bir duruma geliyor. Şimdi işte magazinleşen iftar programlarıyla, araya giren reklamlarıyla, dua yerine yapılan gösterileriyle böyle bir Ramazan yaşıyoruz. Artık bayram bir tatil mi değil mi bunun dahi hesabını yapamaz hale geldik. Benim için bayram. Tatil değil. Elimizden geldiği kadar bayram olarak geçirme taraftarıyız. Tatil olarak olmasın. Benim çocuklarım var. Onlar dahi bayramlarda iki gün evvelinden işte tatil yörelerine gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Sonuna veya başına cumartesi, pazar da ekleniyorsa zil takıp oynayacaklar. Bir noktadan sonra bu şehirde deli gibi yaşamın hayhuyu içinde giden insanlar durup bayram kutlamak isteyecek. Yani durup ya ben kimim, neredeyim, ne yapıyorum ve çevremle nasıl ilişki kuruyorumu sorgulayacak. Bayramlar yaklaştığı zaman, Arefe gününe yaklaşırken Türkiye'de büyük bir hareketlilik başlar biliyorsunuz. Adeta yer değiştirir Türkiye'de. Otobüsler, uçaklar, trenler tıklım tıklıdır. İnsanlar yer bulamaz. Tabii bayramlarda hareketlenen insanların hepsi tatil beldelerine gitmezler. O hareketlenme tamamen büyük şehirlerde yaşayan insanların Anadolu'nun diğer şehirlerindeki ailelerini ziyaret maksadıyla çıktıkları yolculuklardır bunlar. Libya'dan geliyorum, bayramlaşmaya gidiyorum. Allah izin verirse barışmaya da gidiyorum. Bence ailesine. Kardeşlerimin yanına gideceğim. Annemler var Adana'da. Kuzenlerimin yanına geldim bayram nedeniyle. Babaannemin, teyzemlere. 2-3 yılda bir gidiyoruz. Bayramdan bayrama gidemiyorum. Araba biraz bayramdan dolayı dolu. Ara yolcumuz da bazen oluyor. 40 yıl, 50 yıl evvel, yani 60 küsur yaşındayım, bu kadar kitlesel değildi ilişkiler. Sultanahmet'te Ramazan eğlencesi düzenlenmiş olmasının, iftardan sonra insanların çıkıp oralara gitmesinin ben çok önemli bir sosyal yapısı var. Çünkü evlerinden çıkıp gitmiş oluyorlar, sosyalleşmiş oluyorlar. Orada birbirlerine dokunmuş, birbirleriyle karşılaşmış oluyorlar. Gittikçe kalitesi yükselen, estetik seviyesi de yükselen. Bir bayram anlayışının, bayram kutlama anlayışının yerleşmeye başladığını görüyoruz. Benim geleceğe dair umudum var, hem de çok yüksek var. İstanbul gibi bir dokuda bambaşka bir kozmopolitanizm yaşıyoruz şimdi. O çok kültürlülük meselesinin ne derece bir ihtiyaç olduğu yeniden hissedilmeye başlandı. Pek fazla öyle bir değişiklik görmüyorum ben. Yani. Eskiden de bu şekildeydi, şimdi de böyle. Yine böyle insanlar sıraya girerdi. Yine bayramlaşırlardı. Yine devam ediyor. Yani. Yine de ne dersek diyelim, kim ne derse desin, umutsuzluk İstanbul'a yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Ben ne zaman yalnız ve umutsuz kalsam, Ziya Osman Sabah'ı anımsarım gözlerim dolarak. Rabbim, şuracıkta sen bari gözlerimi yum. Sen bana en son kalan, ben senin en son kulun. Bu akşam artık seni anmayan İstanbul'un bomboş bir camiinde uyumak istiyorum. Boş camilerinde uyumayacağız İstanbul'un. Ve bayram sabahlarının görkemli ve muhteşem güzelliğini, sevinç ve neşeyle yaşanan ve hep beraber bir ağızdan söylenen kardeşlik şarkılarını tüm dünyaya birlikte ileteceğiz. Ve İstanbul, yeni zamanların, yeni ufukların ve yeniden doğuşun, yeni bir Rönesans'ın başkenti olacak. Sorry, do you speak Turkish? Merhaba, iyi bayramlar. Teşekkür ederim. Bugün İstanbul'a ilk uçağınız kaçtı acaba?
Thank you.